Bunlarla alışacaksınız. Dünya çok karıştı. Haydi denir bir gün belki. Kendinize her şeyi hazırlayın. Dünya çok büyük bir çalkantı geçirecek. Hiç kusura bakmayın. Orta Doğu'daki devletlerin Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh tesbihe benzetmiş. Tesbih verisi. Herkes baksın. Bu tesbih tanelerinden bir tanesi kopup yere düştüğünde diğerleri onu izler demiş. Orta Doğu'da bir devlette bir patlama olduğu zaman diğerleri onu izler. Daha da izleyecek. Daha da neler olacak? Mehdiler, İsa peygamberler, küçük kıyametin son kareleri ve büyük kıyametin besmelesi çekilecek. Gökler yarılıp, güneş parçalanıp, gök cisimlere aylar, yıldızlar bir prizmi gibi savrulacak. Denizler karaya hücum, karalar denize kayacak. Sonuç mu diyorsunuz? La tera fiheş İvecen ve la emte. Sure-i Taha'da Allah diyor ki, dünyanın bir ucuna bir yumurta koysanız, öbür ucundan şöyle baktığınızda göreceksiniz. Dümdüz edeceğim dünyayı, dümdüz, dümdüz. Hiç yoktan yaratan güç konuşuyor. Dümdüz edeceğim. Acayip günler bekliyor sizi. Onun için böyle fazla da kendini salmayın. Bunun sonu ne olur? Bunun sonu nereye varır? Elinin körüne varır. Ölümden öteye cennete kendini hazırla. Ölümden öteye yol var. Kabir ahiretin besmelesidir. Firdevs'e bak, Adin'e bak, Mevla'ya bak, Ala'ya bak, Allah'a bak. Sen işine bak, sen işine bak. Kader hakkında konuşma. Onun bunun yorumlarına fazla takılma. Allah sürprizler Allah'ıdır. Hiç ummadığınız işler olur. Gün doğmadan neler doğar onu göreceksiniz. Bir delik göremeyeceksiniz. Bir çukur asla diyor Allah. Ondan sonra bir çıkıntı, ona da hayır. Ne bir çukur ne bir çıkıntı. Kainatı dümdüz edeceğim diyor Allah. Tübette ardu gayrel ard. Göklerin yerlerin şeklini değiştireceğim. Senin şeklini çizecek Allah. Dünyanın şeklini çizecek Allah. Yeni çizimler olacak. Orta Doğu ile alakalı projelerden evvel ne çizimler olacak? Beyefendi, yeni haritalardan evvel ne haritalar olacak? Onun için herkes bir daha söylüyor. Allah için yaşamaya, Allah için olmaya, Allah için oldurmaya, olgunlaştırmaya, Allah için ölmeye hazır olsun. Üçüncü şıkkı kullanma. Ama bize de haydi denirse bir gün, sıra sizde denirse, arkadaşlar ölüm de hak. Peygamberimiz kılınç kullandı mı? Hazreti Muhammed ya kılınç kullandı mı delikanlı? Ya evet ya hayır ya. Ses verin. Hazreti Muhammed Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kılınç kullandı mı? Ok, gürz, kargı bunlar öldürücü alet. Asla öldürmeyi sevmeyen, Allah'ın rahmet oluşuna Allah'ın kendi kefil olduğu bir peygamber. Allah'ın aleme rahmet kıldığına Allah'ın kendi garantör olduğu peygamber. Buna rağmen kılınç hem nefsi müdafada olduğu gibi aynı zamanda taarruzda da kullanılan bir alettir. Bu dünyada ölmek de var, yerine göre öldürmek de var arkadaşlar. Yılanlar var mı? Akrepler var mı? Sivrisinekler var mı? Kurtlar var mı? Arazilerinizi talan eden, bağışlayın gözümü yumdum, domuzlar var mı? Bu sene yazın Anadolu turu, yani kısaca Türkiye turu sırasında bazı bölgelerde ziraatçılarla konuştum. Hocam biz bu sene hiçbir şey ekmedik. Niye dedim? Vallahi domuzların sayısı o kadar arttı ki, yani ektiğimiz her şey domuzlara ikram oluyor. Onlar biz yokken yağma alıyor, boşa gidiyor. Ekemiyoruz, ekemiyoruz. Domuzluk da çoğaldı, domuzlar da çoğaldı.